Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Samsun Spor takımına ve şehrine bu sezon ve bundan sonraki sezonlarda başarılar diyorum. Böylesine güzel bir futbol şehrine geldik 11 yıl aradan sonra. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Bu kadar güzel bir stat, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde futbol oynamak isterdik. Oyuna çok iyi başlayamadık. İlk 15 dakika sahanın birazcık zeminin bozuk olmasından dolayı tam konsantre olamadı oyuncularımız. Daha sonra yavaş yavaş oyun kontrolünü ele aldık. Devre arası yapmış olduğumuz konuşmayla, hamlelerimizle, organizasyonumuzla neleri nasıl daha iyi yapabiliriz, maçı lehimize çeviririz diye. Ve maça bu şekilde ikinci yarıya başladık. Sonuçta oyuncularımız gerçekten ikinci yarıda birazcık daha istekli, coşkulu, kendi oyunumuzu oynayarak rakibe üstünlük kurduk. Ve maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı bugünkü galibiyetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Şaban Erdikler yönetim kurulu üyemiz rahmetli oldu. Ona da Allah rahmet eylesin diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu galibiyeti yönetim kurulu üyemize armağan ediyoruz. Samsun Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diyorum. %100 bir sakatlıkları yok. Bir haftadır bizimle antrenman yapıyorlar. Daha tam anlamıyla takım seviyesinde olmadıkları için biz de maçtan önce bunu biliyorduk. 50 dakika, 60 dakika oynatabilmeyi hem fiziksel olarak fiziklerini yükseltmek hem de onları takıma adapte etmek için planımız buydu. Tahmin ettiğimiz gibi Cengiz o dakikalarda oyundan çıktı. Çıkarmak zorunda kaldık. Fırat biraz daha oyunda kaldı. Onu daha sonra oyundan aldık. Dediğim gibi bu oyuncuların fizik olarak birazcık daha takımın seviyesine çıkardığımız zaman çok daha fazla katkı vereceklerine inanıyorum bu iki oyuncu. Bunu daha tam anlamıyla izleyemedik. Bir bakıp izleyeceğiz. Arkadaşlarım izlemiş. Sonuçta verebilir de vermemeyebilir de diyorlar içerideki bizim arkadaşlarımız. Tabii ki burada hakemlerin taktiğine bırakmak lazım. Sonuçta böyle karar verdiler. Öyle oldu. Çok da fazla üstünde durmak istemiyorum bu konuda. Şimdi 3 günde bir maç oynuyoruz. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Gerçekten bu konuda oyuncularımı tebrik ediyorum. İşte bu gece gideceğiz. 2,5 gün sonra Twente ile İstanbul'da karşılaşacağız. Elimizdeki en dinlenik, en sağlıklı oyuncularla bu maça da en iyi şekilde hazırlanıp burada İstanbul'da kendi evimizde avantajlı bir skor elde edip oraya da avantajlı gitmek istiyoruz Hollanda'ya. Evet, hazır mıyız? 11 yıl sonra ilk maçımız kendi sahamızdaydı. Rakip Fenerbahçe. Kazanmak istiyorduk. Tabii olmadı. Bu anlamda üzgünüz. Maça gelince tabii ki ilk yarı amacımız Fenerbahçe'nin tabii ki önemli ayakları vardı. Özellikle hücum hattında. Hem onların bağlantılarını kesmek hem de kazanacağımız toplarla geçiş hücumundan skor yapmaktı. Bir de oyunun belli bölümlerinde topa sahip olduğumuz bölümü arttırarak rakibin geriye koşmasını ve konfor alanından çıkması için taktiksel anlamda çalışmıştık. Bu bölüm bölüm tuttu. Tabii ki girdiğimiz ve ilk yarı kaçırdığımız birkaç pozisyon vardı. Belki bunları değerlendirebilseydik ki ikinci yarının başında da vardı. Bu pozisyonları da değerlendirdiğin zaman öne geçmen bir artı sağlıyor. Ama bunun dışında topa sahip olduğumuz bölümü biraz daha arttırabilseydik Fenerbahçe'ye karşı biraz daha onların da geriye gelmesiyle de sıkıntı yaşayacaklarını biliyorduk ama ikinci yarının belli bölümünde biraz fazla yaslandık. Belki pozisyon olmayacak bir anda kenardan gelen topta golü yedik. Tabii o iyi mücadele ettik. Şöyle söyleyeceğim. Maçın geneline baktığımızda aslında Fenerbahçe'ye karşı savunma anlamında iyi durduk. Sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibin belki net anlamda pozisyonu, belki kenardan gelen toplarda vardı ama net pozisyon diyeceğimiz pozisyon yoktu. Tabii gol yiyince de maçı kaybettik. Bu anlamda üzgünüz. Taraftarımız yıllar sonra bizimle birlikteydi, bize destek oldular. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii sürecimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem yakın zamanda transferlerle ilgili tabii ki çalışmalarımızı sonuçlandırmak ve alternatif bir kadro yaratmak. Bir de tabii aramıza katılan oyuncuların bizimle beraber çalışma sürelerinde fiziksel anlamda daha üst seviyeye getirmekle daha iyi bir takım haline geleceğiz.
Şimdi tabii ki bir rakam söyleniyor tabii ama 15 Eylül'e kadar süreç devam ediyor. Bu süreçte takımın eksikleri, ihtiyacı olan bölgeler, yapılacak transferler sayısı zaten önümüzdeki süreçte daha netleşecek. Biz acilen öyle söylemiştik ama 15 Eylül'e kadar bu süre tabii ki bizim için daha farklı boyut alabilir. Şöyle topa sahip olduğumuz bölümü biraz önde topu tutabilseydik daha fazla çıkma şansımız olacaktı. Çıkarken kaptırdığımız toplardan dolayı biraz savunmada gömülü kaldık. Aslında amacımız o alanda pas yapıp rakip de çünkü ne kadar geriye ilk yarı yaptığımızı geriye getirme şansı bulsaydık rakibin de fiziksel anlamda düşüşü yaşayacaktı. Ama biz çıkmamızı istedik ama o an tabii dediğimiz gibi biraz da gömülü kaldık ki çıkarken kaptırdığımız topla yine golü yedik kalemizde. Şimdi planlamamızı yaptık tabii ki. O süreç daha önceden yaptığımızda ülkenin durumu ister istemez belki talip olduğumuz oyuncuların transferi gerçekleşmedi. Maddi anlamda yüksek rakamlar talep edenler vardı. Şu an tabii lig başladı. Her teknik adam da ister ki sezona başlarken tam kadroyla çalışmak ama o şartların, döviz kurlarının, ülkenin durumundan dolayı da zaman zaman sıkıntı yaşandı. Tabii bundan sonraki süreçte transferle ilgili hızlı bir şekilde hem hazırlık sezonunu tamamlamış hem de bize uyum sağlayacak ihtiyacımız olan transferleri zaten başkanımız bununla ilgili yoğun bir çalışma yapıyor. En kısa zamanda sonuçlandıracağız. Yok, sakatlığı yok. Sonuçta iki kalecimiz de en iyi şekilde çalışıyorlar. Performans anlamında ikisi de iyi olmak zorunda. Şu an Okan'la tercihimiz devam ediyor. Bu maçta görev verdik. Önümüzdeki süreçte tabii ki değerlendireceğiz.